Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Malumunuz seçimlerden dolayı bu hafta ligde maç çok Salı gününden itibaren heyecan başlıyor ve 34. haftada Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor olacak. İstanbulspor İstanbul İstanbulspor'un bir oyun planı var. Bu oyun planı çerçevesinde İstanbulspor Galatasaray'dan puan almaya çalışacak ama Galatasaray İBB'yi e yakaladığı için bence İstanbulspor maçında da e, farklı bir galibiyet elde edecek. ki Kasımpaşa maçının stadında oynanacak karşılaşma. Kasımpaşa stadı birazcık e, tribünlerin fiziki özelliklerinden dolayı sanki küçük, böyle daha kompakt, daha minik bir saha, butik bir saha olarak gözüküyor. Dolayısıyla mesafe ayarını yapmakta zorlanıyor futbolcular en başta ama sonrasında Galatasaray o sahaya alıştıktan sonra top hakimiyeti ve oyun kontrolüyle birlikte ben İstanbulspor'a karşı, İstanbulspor ne kadar hızlı ucumlar yapmak istese de Galatasaray'ı özellikle de savunmanın arkasına atacak toplarla atacağı toplarla tehlikeye sokmak istese de Galatasaray'ın bu karşılaşmadan rahat ve farklı bir galibiyette ayrılacağını düşünüyorum. Sonraki Sivas Spor maçı. Sivas Spor'un ligde kalmakla ilgili çok büyük bir endişesi olmadığı için ve elbette ki Ankara gücü deplasmandaki Ankara gücü maçının çok zor olmayacağı kanaatindeyim. E, tabii Tabi Galatasaray İstanbul Spor maçını kazandıktan sonra yeni sezonun planlaması ile ilgili çok daha e, büyük bir yoğun, daha yoğunlaşarak bir çalışma yürütecek. Hali hazırda zaten var çalışmalar ama çok daha e, büyük bir yoğunlaşmanın içine girecek sözün özü itibariyle. E, şimdi e, Saşa Boy ve Nelson önemli futbolcular ve Galatasaray büyük para kazandırabilir ama onlarla ilgili olarak Galatasaray'ın birinci plandaki fikri devam etmek. Çünkü ikinci yönelemeden başlayacak Şampiyonlar Ligi macerasına Galatasaray ve gruplara kalması büyük bir önem arz ediyor. Galatasaray'ın mali durumunu düzeltmesi, var olan itibarını geliştirmesi, elbette ki sportif başarı elde etmek bakımından Şampiyonlar Ligi'nde yer almak çok büyük bir önem arz ediyor. O bakımdan mevcut kadroyu korumak özellikle de böylesine başarılı oyuncuların kadro tutulması büyük bir önem arz ediyor. Ama Nelson için 20 milyon eurodan aşağı bir fiyat belirlemiyor Galatasaray. Keza Sasha Boy için de 15-20 milyon aralığında bir fiyat belirliyor. Sasha Boy'a dünkü yayınımda söylediğim gibi Arsenal talip olmuş ve menajeriyle bağlantıda. Galatasaray'ın da bilgisi var bu konuda. Tabi Arsenal 15 milyon euroyu çok kolay verebilecek bir takım. Galatasaray bence pazarlıklarla bu rakamı maksimuma çekmeye çalışacak. Yani 15-20 milyon aralığında maksimum değer neyse müzakereler sonrasında ulaşılabilecek maksimum değer bunu bulmaya çalışacak Galatasaray. Keza Nelson'la ilgili de 25 milyon euroya kadar maksimum bir gelir beklentisi, parasal değer beklentisi var Galatasaray'ın. İki oyuncu giderse ne olur? İki oyuncudan toplam da 40 milyon euroya yakın bir gelir elde eder Galatasaray ve daha iyilerini alabilir. Çünkü daha önce yapıldı. Yani Sasha boyu nasıl bulduysa, Nelson'u nasıl bulduysa Galatasaray aynısını yapabilir. Çünkü izleme ekibinde zaten hali hazırda pek çok futbolcu izlediğini biliyoruz. Torreira'nın gideceği kanaatinde değil Torreira ne pahasına olursa olsun Galatasaray'da tutulacak bir oyuncu. Dolayısıyla Parades gibi başka defansif oynayan oyuncunun Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair iddiaları ben şu anda gerçek olarak kabul etmiyorum. Elbette ki bunlar önerilebilir. Gidecek oyuncular da belli zaten. Adekub ve takımı Hatay dönüyor. Emre Taşdemir'le yollar ayrılacak. Okan Kocuk, kaleci Okan Kocuk daha fazla maç oynamak istiyor. Dolayısıyla o da ayrılacak. E, Mata'nın e, bırakıp futbolu bırakıp Galatasaray'da teknik heyete katılacağından bahsediliyor ama Mata'nın alınmış böyle bir kararı yok ya da Galatasaray yönetiminin böyle bir karar aldığını şu an itibariyle söyleyemeyiz. Belki de Mata bir sene başka bir takıma gidip başka bir ligde futbol oynamayı tercih edecektir. Sonrasında Galatasaray'la ilişkileri devam eder elbette ki çünkü e, Galatasaray'a alıştı. Oynamadığı zaman da hiç problem çıkarmayan, aksine e, takımı sürekli destekleyen, bir mentor gibi, bir lider gibi hareket eden bir futbolcu ki antrenmanlarda da genç futbolcular özellikle ona hayran. Hem antrenman performansı nedeniyle hem de takındığı tutum nedeniyle. Yani eğitici, pedagojik yönü yüksek olan bir e, futbol adamı. O da futbolun idari kısmında yer alıyor. Belki önümüzdeki sezonlarda e, Galatasaray'la e, futbolu bıraktık, bırakırsa eğer ya da bıraktıktan sonra önümüzdeki sezonlarda Galatasaray'la idari anlamda bir çalışma yürütebilir Juan Mata ki e, internasyonel ilişkileri çok çok iyi işte United'da oynadı, ee, Chelsea'de oynadı. İngiliz İngiliz futbolunu çok iyi biliyor. İspanya milli takımıyla başarılar elde etti ve UEFA'da e, danışma kurulunda yer alan bir futbolcu. Juan Mata e, entelektüel bilgisi e, ve eğitimsel formasyonu iyi olduğu için e, bu anlamda Galatasaray ondan çok faydalanabilir. Öyle ama o, o futbolcu olarak devam etmeyecek e, bir yıl daha opsiyonu olduğu halde bir yıl opsiyon iki tarafında istemesine bağlı olarak kullanılabilecek bir opsiyon maddesi Juan Mata ile ilgili olarak. Aynı şekilde Mertens'in de bir yıllık bir opsiyonu var. Mertens'in opsiyonu e, Mertens'in opsiyonu devreye sokulacak e, çünkü Mertens her ne kadar belli maçlarda çok ciddi pas hatalarıyla oynasa ve performans sorunu yaşasa da e, genel itibariyle taşıyıcı bir oyuncu ve eğer eğer doğru koşular yapan e, çok daha fazla hücum oyuncusu varsa Mertens e, işlevsel olabilir. E, Mertens bir sene daha Galatasaray'da oynayacak. Önümüzdeki sezonunda da Galatasaray'da geçireceği kanaatindeyim. Bunun dışında elbette ki Galatasaray, Santfor mevkii ilgili araştırmalarını sürdürüyor e, ve Dembele'nin e, hala hazırda gündemde olduğunu biliyorum. Icardi ile ilgili olaraksa Icardi'nin uzun erimde bir sözleşmeyle Galatasaray'a bağlanacağını ve elbette ki Paris Saint Germain'de kazandığı gibi böyle 7 milyon euro ya da üstünde bir parayla değil de Galatasaray'da işte 4 milyon euroya yakın bir yıllık ücretle ki o da bonuslarla birlikte belli bonus maddeyle 4 milyon euroya yakın bir ücretle Galatasaray'da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da çok mutlu taraftarın onu seviyor olması onu gerçekten onur ediyor. Bunu da hiç gizlemiyor ve avukatıyla da görüşmeler başlamış. Yani sözleşme detayları konusunda Görüşmeler başlamış. E, Icardi'nin e, kalması e, büyük bir önem arz ediyor. Çünkü iyi bir Icardi, iyi pas alan Icardi. E, çabukluğunu da biraz e, yani Paris Saint Germain'deki ve Inter'deki çabukluğunu gösterebilen bir Icardi. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a çok e, şey kazandırabilir, artı değer kazandırabilir. Çok katkı sağlar, yardımcı olur. Dolayısıyla Icardi'nin de e, kalacağı kanaatindeyim. E, bununla birlikte... Raşika zaten iradesi belli olan bir futbolcu ve e, Rashica için Norwich City ile pazarlıklar daha zor olacak. Bence Paris Saint Germain Icardi için yapılacak pazarlıklar e, Norwich City ile Raşika için yapılacak pazarlıklardan daha kolay olur. O bakımdan Norwich City kolay kolay e, ücrette belirlediği ücrette indirmeye yanaşmayacaktır. Ama tabii futbolcunun iradesini kullanacak olması bence büyük bir önem arz ediyor. Sürpriz bir biçimde takımdan ayrılacak oyuncular olabilir mi? Elbette ki olabilir. E, ben Kerem'e çok büyük teklifler geleceği kanaatinde değilim ama ortalama takımlarında takımlardan Avrupa'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kastediyorum. Ortalama e, takımlardan teklif gelse bile e, Kerem bunu değerlendirebilir ki Galatasaray'a para kazandırarak giderse harika olur bence. E, bunun dışında Barış Alper Yılmaz zaten e, kendini geliştirerek oynamak zorunda. Onun ayrılacağı kanaatinde değilim. E, Torreira en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Ben Torreira'nın değil de Oliviera'ya teklif gelmesi durumunda Oliviera'yla yolların ayrılabileceğini düşünüyorum. Torreira her halükarda takımın dinamosu olduğu için kalacaktır ve Galatasaray bir kaleci alacak Okan Kocuğun gidişine ...bağlı olarak. Bu kalecinin e, öyle... ...ikinci kaleci pozisyonda olabilecek nitelikte... ...bir kaleci olacağını beklemiyorum. E, en az Muslera kadar birinci kaleci olarak... E, ...güvenle oynatabileceğiniz... E, ...bir kaleci olacak. Yani... ...birinci kaleci pozisyonda da oynatabileceğiniz bir kaleci olacak ki... ...Mustere'lerle e, bir forma... ...yarışı olabilsin. E, ben e, Uğurcan Çakır'ın e, son derece... ...makul bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu sezon istediği performansı... ...gösteremese bile e, takımın performansına... ...yani Trabzonspor'un performansına... ...bağlı olarak. E, bence... E, kurtarış adedi olarak hala ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Çünkü Trabzonspor çok pozisyon veriyor. çok gol yiyor ama çok pozisyon verdiği için çok da kaleci stop kurtarıyor yani Uğurcan Çakır. Dolayısıyla Uğurcan Çakır eğer Trabzonspor yollarını ayırmaya karar verirse Hanım Bielis, Bielis ben bir kaleci alternatifi üzerinde de düşündüğünü sanıyorum. E, Uğur Can Çakır bence çok iyi bir alternatif olabilir Galatasaray adına. Hem yerli olması da çok büyük bir önem arz ediyor. Önümüzdeki sezon muhtemelen e, Türkiye Futbol Federasyonu bir karar verecek ve Haziran'da e, oluşacak yeni yönetime bu kararı bırakacak. E, yabancı futbolcu sınırıyla ilgili olarak yine 14 tane yabancı kadroda bulundurulabilecek. Geniş kadroda ama e, 11'de istediğiniz kadar yabancı oynatabileceksiniz. Yani 11 tane yabancı futbolcuyla da sahaya çıkabileceksiniz. Sanırım bu e, ko kural konusunda mutabık kalacak. E, belli bazı kriterleri de getirerek e, Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir yabancı düzenlemesi olacak. Yani her halükarda e, yerli oyuncuların da önem arz ettiği bir sezon olacak. O bakımdan e, kalede Uğurcan Çakır gibi bir alternatifin olması düşünülmesi transferde bence çok daha akılcı. Ama tabii Iyaki Peña'nın da olabileceğinden bahsediliyor. Fakat göz ardı edilen bir şey Iyaki Peña ile yeni bir sözleşme yaptı Barcelona Futbol Kulübü. Iyaki Peña 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı Barcelona ile. Eğer e, talip olunacaksa Peña'ya. Barcelona'ya para ödemek lazım. Yani bir sezon daha kiralık vereceklerini sanmıyorum. Çünkü ikinci kaleci pozisyonunda başka alternatifleri yok şu an itibariyle. Sizlere veda ediyorum. Sonraki videomda buluşuncaya dek. Hoşçakalın.